Ramazan her sene 11 gün önce geliyor. Bu sene 23 Mart'ta ilk sahur yapılacak. İslam'ın 5 şartından biri olan oruç ibadeti için günler öncesinden hazırlıklar başladı, alışverişler yapıldı. Sevdiklerimizle paylaşacağımız lezzet dolu iftar sofralarının kurulmasına sadece birkaç gün kaldı. Ama Ramazan ayının kuşkusuz en önemli öğünü sahur. Peki sahurda ne yenilmeli? Bu öğünde besinlerin sadece tok tutması yetmez. Aynı zamanda hem bizi gün boyu susatmayacak, hem vücudumuzun ihtiyacı olabilecek malzemeleri içerecek, hem de bütçeyi çok fazla yormayacak. Kalem ve kağıt hazırsa sahurda ne yenilmeli sorusunun cevabına geçiyorum. Sahurda en çok tercih edilen besinlerin ilk sırasında yumurta yer alıyor. Hem tok tutması hem de protein açısından zengin olması yumurtayı sofranın yıldızı yapıyor. Ama yumurtayı pişirirken dikkat edilmesi gereken hususlar yok değil. Çok baharattan ve tuzdan kaçınmalı, sucuk, pastırma gibi gün içinde su ihtiyacını artıracak besinlerle tüketilmemeli. Bu yüzden yumurtayı haşlanmış, fırınlanmış ya da poşe yapılmış olarak pişirip afiyetle yiyebiliriz. Yumurta gibi hem tok tutan hem de protein açısından zengin olan bir diğer besin de süt. Bunlarla birlikte bir de vücudun sıvı ihtiyacını karşılayınca vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Ben sütü sade içemem, illa içine bir şey koymam gerek diyorsanız tarçın en doğru tercih. Neden mi? Hemen onu da açıklayalım. Vücudun şeker ihtiyacını karşılayıp dengeleyen ve doğru besinlerle kullanıldığında da tokluk hissi veren, kokusuyla da bizi mest eden en önemli baharatlardan biri. Üstelik düzenli kullanımda ağız kokusunu engellediği de gözlemlenmiş. Ramazan ayında vücut en çok ihtiyacı olan su ve minerallerden uzak kalıyor. Bu durumda günlük hayatımızı olumsuz etkiliyor. Vücudun sıvı ihtiyacını da karşılamayı bilen yoğurdu bol bol tüketmek gerekiyor. Hazır yoğurttan ziyade ev yapımı yoğurt tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır. Yoğurdu nohut ve buğday gibi tok tutan proteinli malzemelerle bir araya getirerek nefis çorbalar yapıp afiyetle tüketebilirsiniz. Soframda biraz renk olsun, sebze de tüketeyim derseniz bu noktada devreye birbirinden güzel yeşillikler ve salatalık giriyor. %95'i su olan salatalık susuzluk hissinin önüne geçmeyi garantilerken diğer kullanacağınız yeşillikler de ihtiyacınız olacak vitamin ve mineralleri karşılıyor. Yalnız bunda da dikkat etmeniz gereken kurallar var tabii. Yumurtada olduğu gibi tuz ve yağ kullanmaktan kaçının. Bademde diğer besinlerde olduğu gibi hem lif hem de mineral bakımından oldukça zengin. Çiğ badem diyet listelerinin olduğu gibi Ramazan ayının da olmazsa olmazı. Hem uzun süre tok kalayım hem de kendimi gün boyu enerjik hissedeyim diyorsanız sahurda bir avuç kadar çiğ badem yiyebilirsiniz. Ama uyaralım, kavrulmuş badem değil çiğ badem. Çünkü kavrulmuş badem hem birçok işlemden geçiyor hem de tuz oranı çok yüksek. Sahurda yemek hazırlamakla uğraşmak istemeyenler ama gün boyu da zinde kalmak isteyenler yulaftan destek alabilir. Yulaf besin lifinin yanı sıra potasyum, magnezyum ve folik asit gibi vücudumuza yararlı birçok maddeyi içinde barındırıyor. Yulafı marketlerden kolayca temin edebilirsiniz. Nasıl yerim sorusuna gelecek olursak az önce listemizde bahsettiğimiz sütle ve yoğurtla karıştırarak şeker oranı düşük meyvelerle veya çiğ kuru yemişlerle tatlandırarak tüketebilirsiniz. Kara buğday gluten intoleransı olanlar ve çölyak hastaları tarafından sıklıkla tercih edilen malzemelerden bir tanesi. Kendisi potasyum, magnezyum ve besin lifi açısından da oldukça zengin olduğundan tok tutma, kan şekerini dengeleme gibi konularda tam bir uzman. Kara buğdayı demleme yöntemiyle haşlayarak salatalarınızın içinde tüketebilirsiniz. Baklagiller de bu listenin önemli besin gruplarından biri. Bunların başında da nohut geliyor. Gün içinde çok acıkıyorum diyenlerdenseniz nohutla yapabileceğiniz çeşitli lezzetleri tüketebilirsiniz. Nohut aynı zamanda vücudunuzun ihtiyacı olan proteini de tek başına karşılayabiliyor. Ancak baştan uyaralım. Diğer baklagillerde olduğu gibi nohut da gaz yapıcı yiyeceklerden. Benim sahurda mutlaka tatlı yemem gerekiyor diyorsanız sizi şöyle alalım. Şerbetli, yoğun şekerli tatlılardan uzak durmanızı söylemekte fayda var. Peki nasıl gidereceğim şeker ihtiyacımı diyorsanız elbette doğal yollardan, yani meyvelerden. Önerimiz ise elma. Hem içindeki pektin adlı madde hem de bolca besin lifi sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Hem sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor hem de içindeki şeker oranıyla üzmüyor. Avokado güçlü bir doymamış yağ ve potasyum deposudur. Avokadoyu tek başına yiyebileceğiniz gibi yumurtayla bir araya getirebilirsiniz.
getirebilir ya da salatalarınıza doğrayabilirsiniz. Artık bol tuzdan ve yağdan uzak durmanız gerektiği konusunda uyarıda bulunmamıza gerek yok.